Evet, Hasan Bey tebrik ediyoruz. Epey uğraştık, epey başladık. Taraftar da merak ediyordu, bizler de merak ediyorduk. Deplasmanda başlamak kolay değil. Duygu, düşüncelerinizi alalım. Şimdi hem deplasmanda başladık hem de grubumuzda 16 takım içerisinde en ciddi harcamayı yapan, en yüksek harcamayı yapan, en büyük maliyetleri kurulmuş takımla deplasmanda başladık. Bizi zor bir sınav bekliyordu. Bu sınavı başarıyla aştığımızı düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik. Müsabaka içerisinde dönem dönem aksayan yerlerimiz olsa da pozisyon bulma anlamında da zenginlikler yaşadık. Yani bir gol attık. 2-3 tane net sayılabilecek pozisyona girdik ama neticesinde sonuçlandıramadık. Kalemizde pozisyonlar verdik mi? Evet, kalemizde de yediğimiz golün dışında 2 tane pozisyon verdik. Orada da gerek savunmamız, gerek kalecimiz ayakta kaldı, dik durdu, gerekeni yaptı. İyi bir müsabaka oynadık, iyi bir puan aldığımızı düşünüyorum. Alınan bir puanı bu hafta içeride oynayacağımız 09 Aydın Efeler müsabakasındaki galibiyetle taşlandırıp devamında da Pazar Demokrasi Meydanı'ndaki şölende keyifli, neşeli bir eğlenceye katılmak istiyoruz. Bütün hedefimiz bu yönde. Takımımızda halen mevkisel olarak ihtiyaçlarımız var. Onunla ilgili bizzat hocayla birlikte, teknik direktörümüzle birlikte ben bu çalışmaları yürütüyorum. Ofansif anlamda bundan sonra takımımıza 2 oyuncu daha katacağız. Temaslarımız var. Sonuçlanacak pozisyonda gerekli takviyeleri yaptıktan sonra da daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Ve takımımızı her hafta bulunduğumuz sıradan bir üst sıraya taşımak için elimizden gelen tüm gayreti geceli gündüzü gösteriyoruz. Hafta sonu 15 Eylül'de iç sahada oynayacağımız sezonun ilk müsabakasında da tüm Pazarspor taraftarlarını, takımını desteklemek için tribünlere davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz değerli izleyicilerimiz. Evet, Pazarspor'un sportif direktörü Hasan Balta ile röportaj yaptık. Gerçekten güzel transferler oldu. Birkaç transfere de ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. İnşallah onlar da gerçekleşecek. Pazarspor'da evet, bulunduğu, hak ettiği konuma yerleşecektir. Unutmayalım. Evet, bu pazar günü evet, Pazarspor taraftarlarını tribünde bekliyoruz. Evet, önce destek, iyi başladık, iyi devam edelim. Ama taraftarsız da olmuyor dediğimiz gibi. Evet, bu pazar günü 2 saatinizi lütfen Pazarspor'a ayırın diyoruz. Hoşça kalın. Tüm ayrıntılar, resimler gündempazar.net'te.